Bizimizde Ahmet hocamızla birlikte Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Klinik Şefi hocamız kalp yetmezliğini konuşacağız. Ahmet hocama şimdiden çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığı için bu gece bizimle bu paylaşımda bulunduğundan dolayı. İnşallah daha sonrasında daha farklı derslerde, daha farklı konularda da birlikte oluruz. Buyurun hocam. Hocam ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben de bir dahiliye uzmanı olarak dahilici arkadaşlarımla bir konuyu paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Samimi olarak söylüyorum ki kalp yetersizliği siz dahilicileri çok yakından ilgilendiren, dahiliye nosyonu gerektiren bir takibinde dahiliye nosyonu gerektiren bir hastalıktır. Ben oldukça geniş bir konuyu size toparlamaya çalıştım. Neden geniş? Birçok alt birimi ve yaklaşım modelleri var. Ama kabaca pratikte işinize yarayacak şeyleri ayarlamaya çalıştım. Burada düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinden bahsedeceğiz. Şimdi diğerleri ayrı bir konu başlığı. Şimdi sene 2014, güzel bir aktivite yapalım dedik. Bir talk show programı gibi bir kapalı devre televizyon programında. İşte ben kardiyolog, yanımdaki Saati kardiyolog, Bülent nefroloji hocası. İki tane de sanatçı arkadaşımız var ki hani konuyu bağlayalım bir şekilde kalbe ve kalp böbrek hipertansiyon kalp konuşalım dedik ve öncesinde çay içerken dedik ki sevgili Vilma sana soracağız en önemli organımız hangisidir diye sen de bize kalp diyeceksin o falan deyip biz de muhabbete başlayacağız dedik fakat program başladığında Vilma'ya sorduk en önemli organımız hangisidir diye akciğer dedi. Yani daha toplantı başlarken konu dağıldı. Yani niye akciğer diyorsun? Benim babam akciğer sorunu vardı. Oradan öldü dedi. Çok önemli dedi. Ya oksijen girmezse yaşayamaz ki insan dedi. Ya doğru. Her organ çok önemli kesinlikle. Fakat şöyle bir örnek vereyim. Vücudumuzun ilk fonksiyonel organı kalptir. 24. haftada pompa görevi başlar ve ne zaman ki kalbin bu pompa fonksiyonu ile dolaşım başlar. İşte o zaman hayat başlıyor. Ne zaman ki kalp duruyor, o zaman da hayat sona eriyor. Yani siz tamamen böbreklerinizi, beyninizi, akciğerinizi kaybetmiş de olsanız, kalp kanı pompalamayı bırakmadığı sürece görece hayat devam ediyor. Nitekim tüm kardiyovasküler hastalıkların son noktası kalp yetersizliği. Yani bir şekilde ölmezse bu kişi, kalp yetersizliğine gider diyebiliriz rahatlıkla. Şöyle bir örnek vereyim. Kalp yetersizliğinin en sık sebebi koroner arter hastalığıdır. Biz ne yapıyoruz? Sadece biz değil, tüm Türkiye. Akut koroner sendromu gelince ciddi bir ambulans hizmetiyle artık trombolitik bile neredeyse uygulanmıyor. Bizim asistanlarımız çok az trombolitik gördü. Hemen şu tıkalı damarı aslanlar gibi açıyoruz. Laboratuvarda zaten kaplan gibi bekliyor bir sürü uzmanımız, asistanımız, hocamız o kadar tecrübeliler ki çok nadiren açamadıkları oluyor ve hasta hayatta kalıyor, ölmüyor. Ne oluyor sonra? Şu soldaki canlı kalp bu yarayı alınca şöyle hasarlı bir kalple devam ediyor. Burada sağda biraz daha büyük bir hasar var ama yara alıyor, sarsılıyor ve sonra hepimizin bildiği gibi bu nörohormonal sistemler, sempatik sistemler aktive oluyor, limodinik başlıyor ve bir süre sonra eğer uygun tedaviyi almazsa nihayetinde öldürmediğimiz için kalp yetersizliğine doğru gidiyor. Kalp yetersizliğinin bir ilginç özelliği de şu değerli meslektaşlarım, miyokarditleri, bu COVID de belki bu gruba sokulabilir, COVID sonrasında böyle çok gelişti ve geri dönenler de oldu ve peripartum dışında dönen yoktur. Kalp yetersizliği oluştuktan sonra geri dönüş yoktur. Optimal ilaç tedavisi, cihazlar vesaire her şeye rağmen yavaş ve sinsi bir şekilde ilerler. Yaşam süreleri kısadır. Bunların kısa yaşamlarında uzun bir yolculuğumuz olur bizim bu hastalarla. Dolayısıyla biz bu tedavide kalp yetersizliğinin tedavisinden ziyade tedavinin yönetimini diye konuşuyoruz. Çünkü biraz remisyonda tuttuğumuzu kanaati oluşuyor. Eğer bu konuyla yakından ilgilenen bir kardiyologsanız tedavi ettiğinizi değil de remisyonda tuttuğunuzu düşünürsünüz. Neden öyle? Çünkü kanser kadar öldürücü. 2011'de yayınlanmıştı bu grafik ilk. Sonra 2017'de tekrar ettiler. 6 sene geçti. Birçok kanser türünden daha öldürücü. Ve
düzeldi diyelim. Mesela az önce miyokardit vesaire dedik ya. Bazılarında da non-compact kardiyomiyopatiler de bazen düzeliyor bir süre sonra. Eğer bunlarda siz RAS blokörü, beta blokörü keserseniz %40'ında relaps oluyor. Yani tekrarlamayı demiyorum, relaps oluyor. O yüzden de biz düzelse bile bu ilaçları kesmiyoruz artık. Ve bu relapslar, yani akut ataklar hastanın kötüye gittiğini gösterir. Biz yatan hastaya, gelen hastaya soruyoruz. Son bir yıl içinde hastaneye kaç defa yattım bu kalp yetersizliği nedeniyle? Eğer 2 ve üzerindeyse bu hasta yokuş aşağı gidiyor demektir. Mutlaka sorar asistanlarımız bunu. O yüzden siz de bu ayrıntıyı sorun lütfen. Çünkü her atakta biraz daha miyokart ve birazcık daha nefron kaybeder ve yaşam kalitesi giderek düştüğü gibi mortalitesi de giderek artıyordur. Vedalaşma zamanı gelmiş gibi düşünebilirsiniz bu hastayla. Vedalaşma derken bu 2015 yılında bizim kalp nakil ekibiyle, işte burada cerrahlar var, psikologlar var, anestezi var. Ondan sonra biz burada kalp nakil toplantısı yapıyoruz. Adaylarımıza bakarken benim cep telefonu gelen mesajı aynen çektim. O gün bir de kutlamamız vardı, pastamız vardı. Bakın bekleme listesi daha o gün haberi gelen neden derseniz, kalp nakil listesindeki hastalar özel bir sistemde olduğu için herhangi bir yerde ölürlerse hemen sisteme düşüyor. Emre 16 yaşında NİDE'de ölmüş. Atakan kuaför çok tatlı birisiydi. 2015'te sudden death oluyor. Raşit Bey burcun hastasıydı. 2015'te eksi oldu. Ya bunun gibi patır patır ölüyor bu hastalar. Nasıl ölüyor? Kalp yetersizliği hastası iki türlü olur sevgili arkadaşlarım. Ani ölümle ya da pompa yetmezliğine bağlı ölümle kaybederiz bu hastayı. Ani ölümü azaltan, bakın mortaliteyi azaltan demiyorum. Ani ölümü azaltan ilaçlar şunlardır. Beta bloker, ARNI, birazdan bahsedeceğim. Mineralokortikoid reseptör blokörleri, ICD dediğimiz taşınabilir şoklama cihazı ve CRT dediğimiz 3 kablolu resenkrizasyon tedavisi. Bunlar ani ölümü azaltıyor. Mesela asimptomların ani ölümü değil de mortaliteyi azaltıcı etkisi vardır. Şimdi biz bunları o kadar iyi kullandık ki geçen zaman içinde bütün dünyada ICD görüyorsunuzdur, birçok kişiye takılıyor. Ani ölüm sıklığı azaldı kalp yetersizliği hastalarının. Buna mukabil toplamda da bir ölüm oranı var ya, pompa yetersizliğinden ölümler 2 katı artmış oldu. Yani bu 2 katı azaldı, bu da 2 katı arttı. Neden? Çünkü ani olarak öldürmüyoruz hastaları. Bu iyi bir şey mi? Tartışılır. Bunlarda göz göre, yani göz temasımız kesilmeden çok sık gelip giderek bir şekilde ölüme doğru gidiyorlar. Semptomları düzelmez. Sık sık hastane yatışları vardır. Genelde hastanelerde ne olur yanlış anlamayın, sevilmeyen hasta grubunu oluşturur. Adeta tenis topu gibidir, vurursunuz geri gelir ya da bumerang gibidir, gönderirsiniz geri gelir. İşte burada ne kadar uzağa atabileceğimizi biraz konuşmak istiyoruz. Yani ne kadar iyi yönetirsek o kadar az hastaneye yatar, o kadar semptomları, yaşam kalitesi artar. Hayatta tutmak elbette ki görevimiz, ancak hasta ve yakınları ve belki de bizler de sık yatışlardan en çok muzdarip olan kişileriz. Şimdi kalp yetersizliği buzdağının en üst noktası gibi o kadar çok komorbide var ki bu hastalarda. O yüzden sizinle çok yakınla ilişkili. Şöyle bir güzel istatistik göstereyim size. 2017 yılında yayınlandı. Bu kanser ve kalp yetersizliği benzetmesi çok yapılıyor ya. Kanser hastalarında ve kalp yetersizliği hastalarında komorbide sıklıklarına bakmışlar. Şu soldaki sütunu bakın. Hiç olmuyor. Komorbiditesi olmayan kalp yetersizliği hastaları sadece %5'inde komorbidite yok. Buna hipertansiyon, AF, koroner hepsi dahil. Ama kanser hastalarında %25'inde yok. Yani çok daha kanserden zorlu bir hasta grubuyla, adı ürkütücü olmakla beraber bir hastayla birlikteyiz. Ve o yüzden de ben çok severdim Levent Kırca'nın bu tiplemesini. Biz kardiyologlar, sizler gibi, daireciler gibi tam teşekküllü bir kardiyolog olmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de asistanlarımız dahiliyeye gelince onların güzelce öğrenmesini arzu ediyoruz. Keşke dahiliyenin üzerine yapılması zorunlu olsa. Şimdi düşük EF ne demek? Aslında bir formüldür bu. Atım hacmini diastolsunu hacmine bölüyoruz. Ve bu karşımıza çıkan bir değere göre de kalp yetersizliğini şu an için 3'e ayırıyoruz.
Dördüncü bir grup daha dillendiriliyor ama burada kafanızı karıştırmak için söylemeyeceğim. 40'ın altındaysa ejeksiyon fraksiyonu düşük EF. 40 ile 49 arasındaysa mid range diyorlar. Biz sınırda EF dedik. 50 ve üzerindeyse de korunmuş EF kap yetersizliği. Ama ECHO'da 40 görüp de 40'ın altında 35 gördünüz. Kap yetersiz demek doğru değil. EF tanı için yeterli değil değerli meslektaşlarım. Çünkü kalp yetersizliği semptomatik bir hastalıktır. Sendromdur hasta. Mutlaka semptomunun olması lazımdır. Ve bazı bulguların olması gerekiyor. Yani siz EF'sini kaç bulursanız bulun hastanın semptom ve bulguların eşlik etmesi gerekiyor. Mesela misal ejeksiyon fraksiyonu 30 çıktı ve adamın hiçbir şikayeti yok. 4 kat merdiven hiç nefesi daralmamış. Buna kalp yetersizliği diyemezsiniz. Buna asemptomatik sol ventrikül sistolik disfonksiyonu dersiniz. Ama böyle hasta azdır. Şimdi tanı için dedim ya semptom ve bulgu gerekiyor ama bu sınırda EF ve korunmuş EF kap yetersizliği için iki şey daha gerekiyor. Bir, natriuretik peptit yüksekliği. Yani bu NT-proBNP ya da BNP'si yüksek değilse EF'si 40-49 arasında semptomu olsa bile buna kalp yetersizliği diyemezsiniz. Bu şart. Bir de korunmuş EF'de BNP yüksekliğinin yanı sıra yapısal bir bozukluk bulacaksınız. Sol ventrikül duvar kalınlığı, sol atriumun dilate olması ya da sık duyduğunuz diastolik fonksiyonlarda bir bozulma gerekiyor. Bunlardan hangisine girdiğini bilmeniz önemli çünkü hastanın yaklaşık olarak mortalitesini tahmin edersiniz. Düşük EF daha az yaşıyor ya da FK'sı bozuk olan kişi daha az yaşıyor. Ama yani EF'si 40-49 olan bir kalp yetersizliği, EF'si 30 olan kalp yetersizliği arasındaki süre de böyle yıllar ifade eden bir şey birbirlerine çok yakındır mortalite oranları. Kötü bir hastalıktır ve şöyle bir algı da olmasın. Mesela ejeksiyon fraksiyonu 30'un altında ya fonksiyon kapasitesi kötüdür. Yani ya da EF'si 50'nin üzerinde NA'sı 1'dir. Öyle bir şey yoktur. Hastanın EF'si 30 olur, FK'sı 1 olur. EF'si 55 olur, FK'sı 4 olur. Yani şöyle karmaşık bir durum vardır. Zaman içinde geçişleri olur. O yüzden de zor bir hastalıktır. Her geldiğinde bir önceki durumuyla biz karşılaştırır. O yüzden not alırız. Tedavi seçeneklerimiz nedir? Değerli meslektaşlarım, korunmuş EF kalp yetersizliğinde maalesef henüz bir tedavi yöntemi bulunamadı. Çok zorlu bir hastalık grubu. Çalışmalar devam ediyor. Ancak düşük EF kalp yetersizliğinde sizlerin de çok iyi bildiği gibi RAS blokerleri ve beta blokörler ve yeni gelen tedaviler umut verici olmuştur. Sınırda EF kalp yetersizliği ile ilgili çalışmalar fazla olmamakla birlikte düşük EF'deki ilaçların bu grupta kapsadığına da yoğun veriler gelmektedir. Yakında bunlar birbirinin içine girecek muhtemelen tedavi seçeneği olarak. Şimdi bizim mutlak vermemiz gereken bir ilaçlar var. Yani siz düşük EF kalp yetersizliği tanısı koydunuz. Bu hastaya mutlak vermeniz gerekenler beta blokör, MRA ve RAS blokörleri. Yani nedir? ACE-ARB ya da ARNI. ARNI burada ACE-ARB'nin önüne geçmiştir. Aslında artık ARNI daha burada. ARNI imkanı varsa öncelikle onu tercih edilmesi gerekiyor. Yeri gelmişken isterseniz ARNI ile ilgili bilgilerinizi tazeleyeyim ya da duymayan olabilir. ARNI, anjiyotensin reseptör neprilisin inhibitörünün kısaltılmışıdır. Ve valsartan ile sakubitrilin moleküler düzeyde birleştirilmiştir. Yani bildiğimiz kombinasyonlardan değildir. Moleküler tek bir molekül haline getirilmiştir. O yüzden böyle bir ilaç kullanan hastanızın tabletini kırmamasını lütfen söyleyin. Kırılarak kullanılan bir ilaç değildir. Çentiği de yoktur. Şimdi neden bir fayda beklendi? Şimdi az önce söyledim. RAS sistemi çok biliniyor ama bir tarafta da natriuretik peptit sistemini biliyorduk ve neprilisin de bunu yıkıyordu. Halbuki bu kalp için özellikle kalp yetersizliği çok faydalı bir sistem. İşte ARNI'de valsartan vererek RAS'ı bloke ediyoruz. Sakubitril vererek de neprilisini bloke edince natriuretik peptit sistemi kalbe ve dolaşımı olacak ve böbrekleri de faydalı etkilerini yapabilir hale geliyor.
İşte bu kanaate nereden oluştu? 2014 yılında açıklandı. Ben de toplantı için oradaydım Avrupa Kardiyoloji'de. Biz hatta basın da geldi Türkiye'den. İnanılmaz bir sonuçtu. Ağzımız açık kaldı. Toplantı tıklım tıklım doluydu. Karşısına bir asimptörünü aldı düşük EF kapitalsizliği. NRAP1'i aldı. Ve başa baş karşılaştırıldı düşük EF kapitalsizliği. Plasebo'ya karşı değil, kardiyovasküler ölümlerde %20 azalma sağladı. Kalp yetersizliği nedeni yatışlarda %21'lik bir ilave azalma sağladı. Tüm nedenlere bağlı ölümde %16'lık bir azalma sağladı ve az önce söylediğim gibi ani ölümü azaltan ilaçlar. Ani ölümü en çok azaltan ilaç gruplarından biri olarak literatüre girdi. Bir diğer etkisi ise MRA ile beraber NRAP'ye göre böbrek yetmezliğini daha az yaptı. Ama içinde RAS blokeri olduğu için değerli meslekler hiçbir zaman böbrek konusunda rahat olmayın. Ama biraz daha safe olduğunu söyleyebilirim. MRA ile beraber verildiğinde de ciddi hiperkalemi riski NRAP'ye göre daha az oldu. O yüzden biz gerçekten tedavilerde çok kullanıyoruz. Yeri çok fazla. Sadece geri ödemeye henüz girmedi. Hastalar parasıyla alıyor. Yaklaşık 12 bin kişi Türkiye'de kullanıyor şu anda. Dünyada çok daha fazla oranda kullanılıyor. Yakında muadilleri de çıkacak bu sene içinde tahmin ediyorum. Geri ödemeye de girecektir. Biz şöyle yapıyoruz. Hasta ACE ya da ARP beta blocker kullanıyor. MRA olsun olmasın. Ve hala semptomatikse hemen ARNİ'ye geçmekten yanayız. Ama eğer asimptomatik kullanıyorsa bir 36 saat ara vereceksiniz. Çünkü bir anjiyoödem ya da bir ciddi hipotansiyonları olabiliyor. Ama ARB kullanıyorsa kesip hemen başlayabilirsiniz. Sadece bunlarla da kalmıyor. Yani hepsine ayrı ayrı girmeyeceğim ama bu bazal mutlak vermenizi verdiniz ya. Diüretikler girer, digoksin girer, ibuprofen girer, hidralazin, izosorbil nitrat girer. ACD zamanını kaçırmayacaksın, KRT var, ventriküler destek cevapları var. Transplanta kadar gidiyor ki çok fazla yapılmıyor biliyorsunuz. Kimse organlarını bağışlamıyor. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Biz klasiklerden gidelim. En çok kullanılanlardan. Bunları nasıl vereceğiz? Yani size bir kalp yetersizliği hastası geldi, sıfır ve ilaç başlayacaksınız. Bu üç ilacı bir arada verirken karşımıza iki zorluk çıkıyor. Birisi hipotansiyon, birisi de böbrek fonksiyonlarındaki muhtemel bozulma. Çünkü kalbi etkileyen risk faktörleri böbreğe de etkiliyor. Ya da kardiyorenal sendroma yatkın oluyor bildiğiniz üzere bu hastalar. Ama şunu söylemek isterim. Bunlara hipotansiyon, böbrek fonksiyonlarına dikkat edeceksiniz ama gerek asimptörünü gerekse beta blokörü hedef dozlarının en az %50'sini vermek zorundasınız. Mesela örnek verelim. Metoprolol'ün hedef dozu 200 mg değil mi? Bunu 100 mg'a kadar çıkmaya gayret edeceksiniz. Ya da Ramipril'in hedef dozu 10 mg. En az 5'i vermeye çalışacaksınız. Tabii ki alamayan hasta olur. Neden? Bu yayına bağlı. Bu yayın çok konuşuldu. Adamlar araştırmış. Hedef dozun %50'sinin altında kalırsa şu kırmızı bakın plasebo. Kırmızı. Yeşilde hedef dozun %50'sinin altında kalan neredeyse plasebo'ya benzer etki yapıyor. Ama ne zaman ki %50'sini aşıyorsunuz o zaman işte fayda oluyor. Bu aklınızın köşesinde kalsın, zorlamaya çalışın. Şimdi değerli meslektaşlarım hipotansiyondan ne anlıyorsunuz? Ya yani 100'ün altı mı? Mesela hastaya sor tansiyon düşüyor kaç? 110 der mesela. Ya bu hipotansiyon mudur? Kalp yetersizliğinde de böyle bir sınır yok, konmamış. Yani 100'ün altını da kabul edebilirsiniz. 95'in, 90'ın altı, 85'in altı. Neye göre? Hipotansif semptomlar burada karar verdiriyor. Tolere edebilme durumu. Bakın kan basıncı, sistolik kan basıncı 85 olup da günlük aktivitesini rahat yapan bir sürü kalp yetersizliği hastası var. Ama mesela 95 olup da hipotansif semptomlar bir tolere edemiyorsa bu onun için hipotansiftir. Hastaya göre değerlendirin lütfen. Şimdi eskiden önce ACE başlanırdı. Bir doz arttırılır sonra beta bloker eklenir. O arttırmaya çalışır sonra MRA eklenir. Sonra görüldü ki bu olmuyor. O yüzden ACE ile beta bloker düşük dozla beraber başlayın. Öneri budur, uluslararası öneri. Sonra bir hafta kadar sonra da MRA'yı ekleyin. Böbrek fonksiyonlarına bakarak. Sonra beraber yavaş yavaş dozu arttırıyorsunuz. Burada unutulmaması gereken bir konu. Aslında bir süredir gündemdeydi ama 2020'de yayınlandı. MRA'lar,
kalp yetersizliği hastalarında hipotansiyon yapmıyor değerli meslektaşlarım. Yani 25 mg spironolaktan verdiğiniz hastanın tansiyonu düşmüyor ya da 50'ye çıktınız. Hiçbir şekilde düşmüyor ama mesela dirençli hipertansiyonda MRA'lar biliyorsun dördüncü seçenek. Yani dirençli hipertansiyon varsa da MRA vereyim, 25 mg verin mesela spironolakt. Kan basını çok güzel ayarlarsınız. Çünkü kardiyovasküler hastalık zincirinde farklı yerlerdedir bu hastalar. Kalp yetersizliği ayrı bir boyuttur. O yüzden de bu hastalarda MRA verirken tabii ki bakın ama hipotansiyonu çok yapmayacağını bilin. Dediğimiz gibi 85-90 mm civaya kadar asemptomik ise bile tedaviye devam edebilirsiniz. Lütfen gereksiz bir ilaç kesimine girmeyin. Şimdi bu hipotansiyonu değerlendirirken şunlara da dikkat edelim. Mesela yatan hastalarda sistolik kan basıncı daha düşüktür. Hele uzun süredir yatıyorsa klinikte adam yatıyor. Hayatında almadığı kadar sevmediği yemekleri yiyor ve tuzsuz geliyor. Ben hastanede tuzsuz yemek almayan bir hasta görmedim. Bizim kalp yetersizliği kliniğinde hasta diyabetikte ise normal diyet alır. Koronere de olsa normal diyet alır. Eğer çok belirgin hipertansiyonu yoksa tuzu kısmayız biz. Çünkü zaten 5-6 gün yatacak. Orada da hayatını zindan etmiyoruz. Tabii ki sadece bu değil. Çünkü biz tuza çok önem veriyoruz değerli meslektaşlarım. Kalp yetersizliğinde tuzu tamamen kesmiyoruz. Tamamen tuzsuz diyet çok tehlikelidir kalp yetersizliğinde. Bakın sağ tarafta var böyle bir J eğrisi vardır. Tuzu arttırdıkça sıkıntı olur. Çok azaltınca da sıkıntı olur. Mikrofonlardan ses geliyor herhalde. Şimdi mesela hipertansif hastada günde 1,5 gram sodyum önerilirken semptomatik kalp yetersizliğinde 3 grama yakın sodyum önerilir. 2-3 gram arasında sodyum alması önerilir. Sodyum ile tuzu karıştırmamamız gerekiyor. Sofra tuzuyla karıştırmamamız gerekiyor. 1 gram sofra tuzunda 400 mg sodyum vardır. Uluslararası makalelerde, kılavuzlarda teaspoon yani çay kaşığı olarak geçen çay kaşığı bizim tatlı kaşığımızdır. Yani onların çay kaşığı bizimki gibi değildir. Dolayısıyla bir dolu tatlı kaşığı aldığında hasta 5 gram tuz eder. Bu da 2300 mg sodyum eder. Dolayısıyla böyle bir hastaya bu tuz alımını önermeniz gerekiyor. Çünkü hipotansiyon yönetiminde ve ilaçların doz artırımında inanılmaz faydası oluyor. Tuzun kendisi de diüretiktir. Lütfen burada bizim hastalara tuz veriyormuş gibi algılamayın. Zaten kısıtlı veriyoruz. Normalde bunun kat katını alıyor hasta zaten. Ama kısıyoruz fakat tamamen tuzsuz değil. Şöyle bir geriye dönüyorum. Şu en alt satıra dikkatinizi çekeceğim. Şimdi hastanın AH dozunu artıracaksınız ya mesela. Mesela ramipril 2,5'dan 5'e, 5'ten 7,5'a ya da 10'a çıkacaksınız. Bu azaltılmış dozu bölerek verebilirsiniz. Bu ilaçlar tek doz kullanılabiliyor ama bölebilirsiniz. Ya da arttırdığınız dozu geceye verebilirsiniz. Arttırdığınız tüm dozları diüretik ARS gece verin. Gerçekten daha iyi tolere ederler. Şimdi böbrek fonksiyonlarının yönetimi eminim benden daha iyi biliyorsunuzdur ama ben kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Çünkü biz bu hastalarla, bu problemlerle çok iç içe yaşıyoruz. Şöyle bir şey görürsünüz. Yani kılavuzlara bakın. Hipertansiyon kılavuzlarında da tahminen benzeri var. RAS blokerler için kreatinin 2,5 üzerindeyse vermeyin gibi laflar dolaşıyor. Aslında RAS blokerleri için kontrendike hiçbir kreatin değeri yoktur. Hiçbir yerde de aslında göremezsiniz. Bu sadece poliklinik şartlarında takip sorunu olabileceği için başlarken bu buradan bir koruma amaçlıdır ama yatırarak veya yakın takiple her düzeyli kreatin düzeyinde hastaya RAS blokeri verebilirsiniz. Bakın bu Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti kalp yetersiz tedavi kılavuzu. Bak kontraindikasyonlara bakın ACE için. Anjiyoödem, bilateral renal arter stenozu, gebelik, alerjik reaksiyon. Sadece kreatin yüksek olanlarda dikkatli olun diyorlar. Oldu mu ya? Bunu birazdan bağlayacağım. Ya o kadar önemli ki kalp yetersizliği ve kronik böbreği var. RAS blokörü alan almayandan daha çok yaşıyor. Kreatin 5, 4 bunlar da çalışma yapmışlar. O yüzden de hani tabii ki güvende görebileceğiniz bir şekilde yapabiliyorsanız yapın bunu ama en azından verilebileceğini bilin. Şimdi RAS blokörü verdiğinizde biliyoruz biz serum kreatinde %30'luk bir artış olur. Bu genellikle 3 ila 5 gün sonra ortaya çıkar. 7 günde stabilize olur. Bu normal beklenen bir etkidir. Hatta
RAS blokerin etkili olduğunu gösterir. Yani kreatinin bir hafif arttı diye ilacı kesme refleksine gitmeyip ilaç etkili oluyor demeniz gerekiyor. Ama ayırmanız gerekiyor. Mesela serum kreatini %50'den fazla arttı ya da 48 saatte bazal değerin 1,5 katı kadar yükseldi. İdrarı azaldı. İşte o zaman akut böbrek hasarı oluyordu. Bu ayrı. Bunu yakalarsanız mutlaka keseceksiniz. Onun dışında olanları yani nefrotoksiste düşünmüyorsa işte yönetim bir tecrübe. Siz dahilici gibi iyi gözlemci, laboratuvarları iyi yorumlayan bir bakış açısına ihtiyaç oluyor. Ben bunu en azından bizimle beraber çalışan asistanlarıma kazandırmaya çalışıyorum. Yönetmek lazım çünkü bu ilaçları verirsek bazıları yaşam süresi uzuyor. Bunu biliyoruz. Bunu uğraşmak gerekiyor. Şimdi bakın, ben bunu anlatmayacağım size. Bunu nerede bulacağınızı da makalesini vereceğim ya da literatürde tarayabilirsiniz ama hani derli toplu bazen bir yerde bulunmuyor. İşte haftalık takiplerle vermeye çalışın gibi yuvarlak şeyler oluyor. Biz bunu nefrolojiyle Hacettepe'den Mustafa Arıcı Hoca ile beraber hazırladık, yayınladık da. Yani şöyle örnek verip geçeceğim büyüterekten. Şimdi hastanın GFR'sinde ya da kreatinindeki bir artış var ya da GFR'de düşüş var ama etkinlik babında yani kesmenizi gerektiren bir şey değil. İki türlü hasta olabilir. GFR'si 30'da 60 ya da 30'un altına düşmüş olarak gelebilir. Şöyle bakın mesela böyle bir etkinlik gördünüz esimtöründe. Hastanın GFR'si de 30'un altında zaten kullanıyor. MRA alıyorsa bunu kesmenizde fayda var. İkisinin birden almasına gerekiyor. Çünkü biraz sıkıntılı bir durum yaşayabilir. Eğer almıyorsa da ACE ya da ARB'nin dozunu azaltıp 3 gün sonra böbrek fonksiyonu testine bakacaksınız. Eğer düzelme yoksa yine vermeyip 1 hafta sonra tekrar bakacaksınız. Yaklaşık 2 ila 4 hafta deniyor. 2 ila 4 hafta arasında toparlamazsa uzun süre bir incelemek, bir nefroloji görüşü almakta fayda olabiliyor. Mesela 3 gün sonra böbrek fonksiyonlarına baktınız ve düzelme var. Bu ACE ARB'yi azaltılmış dozda devam edersiniz, kesmezsiniz. 1 hafta sonra bakaraktan böyle ilerlersiniz. Ya bu örnek olsun diye söylüyorum. Ya da 30'la 60'ta biraz daha rahat alıyorsunuz. Mesela MRA alıyorsa kesmeyip dozunu azaltıyorsun. ACE ARB'nin de dozunu azaltıyorsun. İkisi birden dozu azaltıp 3 gün sonra böbrek fonksiyonuna bakıyorsun. Düzelme yoksa MRA'yı keserim. ACE ARB'de en az doza inerim ve takip ederim 1 hafta sonraya. Ama 3 gün sonra baktık böbreğinde düzelme var. Azaltılmış dozlara devam ederim. Yani bu yaklaşım şu, vermeye çalışının yaklaşımı. Hastaya göre, imkanlarınıza göre, yatan hastada belki her gün bakarak bunu rahatlıkla bizden daha iyi ayarlayacağınıza eminim. Ayarlamada sorunuz olacağını sanmıyorum. Buradaki mantığı anlamak lazım. Kalp yetersizliğinde ne olur kesmemeye çalışın. Hipertansiyonla biraz daha farklı olabilir burada durumumuz. Şu yerlerde 2015, 2018 ve 2020'de biz kalp yetersizliği çalışma grubu olarak çok geniş supplementler çıkarıyoruz, derlemeler. Birçoğu dünyada ilk oldu. Bazıları İngilizce yayınladık. Bu akışları buradan değerlendirebilirsiniz. O yüzden vakit sebebiyle onlara girmiyorum. Şimdi böbrek fonksiyonu deyip de potasyumdan bahsetmesi olmaz. Önce ben şunu söyleyeyim. Biz kalp yetersizliğiyle ilgilenen hekimler potasyum biraz severiz. Hani hipokalemi mi, hiperkalemi mi derseniz ben biraz daha düşük olmasın derim. Çünkü hiperkalemi çok dikkat çekiyor. Yani işte yükseldi, aman birden kalbi duracak. Tabii ki tehlikeli ama yapılan analizler gösteriyor ki hipokalemi hiperkalemi kadar en az tehlikeli, hatta daha tehlikeli kalp yetersizliğinde. Çünkü aritmiye çok açıktır. Hipokalemi çok tehlikeli olabilir bu hastalarda. Mesela 3,5 ile 5,5 potasyumu karşılaştırdım. 3,5'un altındaki mortalite ile 5,5'un üzerindeki mortaliteyi karşılaştırmışlar. Bariz fark var. Yani hipokalemi daha öldürücü aslında. Nettir kılavuzlarımızda kalp yetersizliği hastasının potasyum 4'ün üzerinde olacak. Yani benim asistanım ya da uzmanım diyeyim, kalp yetersizliği hastasının potasyum 4'ün altında görüyor ve müdahale etmiyorsa suç işlemiştir. Olacak iş değil. Optimali 4-5'tir. Hatta aritmi atakları geçinenlerde biz 4,5-5,5 bandında tutarız. Elzemdir. 5'in üzerinde yakın takip gerektirir. Bunu zaten sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama lütfen şu 4-5 optimali ve aritmisi olanlarda 4,5-5,5'tan özellikle haz aldığımızı bilmenizi isterim. Şimdi potasyum gıdalardan çok etkileniyor. Ve potasyumdan zengin gıdalar
daha çok sağlıklı diye tüketilen gıdalar. Mesela kuru incir, mesela pekmez, mesela demir eksikliği var diye pekmez çok tüketiliyor. Halbuki pekmezde demir yok. Siz iyi biliyorsunuz. Biz nefrologların en büyük sıkıntısı diyorlar ki Türkiye'deki hiperkaleminin en büyük sebebi pekmez tüketimidir diyorlar, bir konuşmada duydum. Haklılar. Kurutulmuş meyveler, fındık, fıstık, avokado, kepekli gevrekler zayıflamak için, buğday tohumu vesaire, bir sürü sebzeler var. Hepsi sağlıklı gözüküyor. Bunlardan mesela şöyle koca bir avuç şey yiyin, bir avuç dolusu incir yiyin. Yaklaşık kısa süreli 7,5'a kadar çıkıyor potasyum. Analiz etmişler ama böbrekler çalışıyor ya. Kalp yeterli hemen 20-25 dakika, 45 dakika içinde temizliyor bunu. Yani o kadar etkili. Bu diyeti uygulamanız gerekiyor. Şimdi biz bu henüz yayınlanmadı. Biz yeni bir supplement, hiperkalemi supplementi yazıyoruz. Türk Kardiyoloji Arşiv Dergisi'nde. Birçok yazar katıldı. Potasyum yönetimi, RAS blokeleri o kadar önemli ki. Hiperkaleminin getirdiği risk potasyum yükselmesinden değil dendi. Literatür bize bunu gösterdi. Hiperkalemin getirdiği risk ne biliyor musunuz değerli meslektaşlarım? Korkuyla refleks olarak RAS blokelerinin kesilmesidir. Hasta RAS'tan mahrum kaldığı için çoğunlukla kaybediliyor. Ama hipokalemi de öyle değil. Hipokalemi de kaybediliyor. Çünkü RAS blokeri almasına rağmen potasyum düşük ya. Bu hasta çok tehlikeli oluyor. O yüzden ne yapıp edip yönetildiği hastalara mutlaka bir, diyetini çok iyi uygulayın. Uyumluysa hasta. İki, potasyum içeren ilaçlardan uzak tutun. Non-steroid anti-inflamatuarlarını kesin. Ama buna rağmen hiperkalemiye yatkın yaşlılar, böbrek hastaları, diyabetikler değil mi? Böyle hastalar oluyor. Şimdi mesela örnek için aldım. Henüz yayınlanmadı ama şimdi hiperkalemi düzeyi hafif. Yani 5 ile 5,5 arasında olan bir hasta geldi. RAS blokeri kullanıyor. Diyoruz ki biz bunlarda kalp yetersizliklerini bahsediyorum bu arada. RAS blokerlerini, inhibitörlerini, bunun içinde ACE, ARNI, ARB, MERA hepsi dahil. Devam edilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Lütfen kesmeyin ama daha yakın takip edin hastayı. Şimdi bu sınırlar içinde bile olsa potasyum başlangıç göre çok majör bir artış yaptı. Mesela 4 civarından bir anda 5,5'a çıktı gibi örnek veriyorum. Hastanın da uyum ve takip sorunu var. Mesela bu adam diyete uyacağı, abi ben güvenemiyorum ya da bir hafta sonra bu bana gelmeyecek. O zaman mesela MRA alıyorsa MRA'sının dozunu azaltabilirsiniz. MRA almıyorsa da bu diğer RAS blokerleri %50 civarında bir doz azaltıp hem kendinizi hem de hastayı güvende tutabilirsiniz. Ama normal takibe gelen bir hastada kesmiyoruz. Oldu mu? Takibi nasıl yapılıyor bu düzeyde? Yani 5-5,5 bandında. Bunlar bu arada arkadaşlarım kılavuz bilgisi. Toparladık biz bunları. Büyük araştırmaların bilgisi. Majör bir artış yoksa az önce söylediğim gibi 5 ile 5,5 arasında RAS blokeri kullanan bir hastanın rutin takibi devam ediliyor. İlave bir sık takip eğer ilacı azalttıysanız, az önceki şekilde azalttıysanız gerekmiyor. Çok özür dilerim. İlacın dozunu değiştirmediyseniz özel bir alarm gerekmiyor. Diyeti uygulayamadıysa biraz daha yakın takibe alabilirsiniz ilacın dozunu azaltaraktan. Eğer serum potasyumları normal düzeyine gelirse her zaman ya da 5'in altına düşerse bu ilaçları tekrar eskisi dozunu arttırmak için gayret göstereceksiniz. Şimdi bu şeyi hazırlamamızın bir sebebi de hepinizin bildiği gibi potasyum bağlayıcı ilaçlar geliyor artık. Daha rahat kullanılabilen. Onlara da yer açmak için hangi hastaya verilebilir tartışılıyor şu anda. Şimdi mesela şöyle bir şey düşündük biz. Şimdi hastanın takiplerinde siz diyetini yaptınız, takip ediyorsunuz, ilacın dozunu da azalttınız takibe rağmen. Ve hastanın hala 5-5,5 o civarlarda gidiyor. Veya hasta diyete takibe sorunlu. Ya da hasta böyle 5-5,5 arasında gidiyor ama MRA eklemek istiyorsunuz kalbi için ama korkuyorsunuz potasyumdan. Bunlara mesela potasyum bağlayıcı ajan verilerekten hastaya bu ilaçları yönetebilirsiniz. Şimdi biraz da 5,5 ile 6 arasından bahsedeceğim ama genel buradaki amaç genel yaklaşım takiple verebildiğimiz kadar vermek ve keseceksek önce MRA'yı kesip sonra ARB ya da ARNI'yi kesmek yönünde olmasıdır. Mesela 5.6 ile 6 arasında geldi. Yani ben bir şey yapayım, %100 hepsini kesilir. Ben bir istatistik yapsak herhalde.
normal bu kalabalık poliklinik ortamında, ama hani tıbbın doğrusuna bilmek lazım. Önceki dozun yarısını inerekten devam edilmesi öneriliyor bugün kılavuzlarda. Çünkü bu şeylerin araştırılması yapılmış. Rales ve Epleranon'un enfaz heart failure çalışmaları. Bunlar spironolakton ve Epleranon'la yapılan. 5,5-6 bandında bile bu MRA'ların olumlu etkileri devam ediyor ve MRA'ların ani ölümü azaltmasının en büyük sebebini hipokalemi önlemesi olduğu düşünülüyor. O yüzden de deniyor ki 5.6 ile 6 arasındaki hastalarda bu ilaçları hepsini yarı doza inin ve eğer ciddi bir potasyum yüksekliği varsa, ne bileyim hastanın bir anda 5'ten 6'ya çıktı mesela, hani değil mi? Bir belirgin bir yükseklik var. Hani 5.4'ten 5.7'ye çıkınca o kadar panik yapılmayabilir. MRA'yı kesip yine diğerlerini devam edebilirsiniz. Bunlar işte yakın takiple serum potasyum düzeyine göre ilaçları kesip doz azaltıp eklemeye yönüne gidiyoruz. İlk önce MRA kesilip sonra ACE, ARB, ARNI kesiliyor. Eklenecekse hepsi sıfır mesela. Önce ARNI, ACE ile ARB ekleyin, sonra MRA ekleme yönünden gidiyorsunuz. Bilir misin? Bu 5.6-6 arasında muhtemelen bu potasyum bağlayıcı ajanlar, çünkü kullanırken şeyi yok, diskomfort diye rahatsızlık vermiyor öbür ilaçlar gibi. Muhtemelen bunların da yardımıyla daha iyi kullanacağız. Uzun uzun anlattı, özür dilerim yani kafanızı şişirdiysem, ama amaç ne biliyor musunuz? Şu mortality azaltan ilaçları verebildiğimiz kadar bu hastalara vermek. Çünkü gerçekten çok mortal ve hastane yatışları çok dramatik, yakınları ve kendileri için, o yüzden vermeye çalışıyoruz. Sonlara geliyorum değerli hocam. Vaktimi tam takip edemedim. SGLT2 inhibitörlerinden de bahsedeceğim. Biliyorsunuz bizim kardiyologlar bunu yazamıyoruz. Diyabetik ve non-diyabetik hastaları içeren düşük EFK yetersizliği hastalarında çalışmalara yayınlandı. Ve dolayısıyla da kılavuzlara girdi. Şöyle ki, ilk önce dapagliflozin çalışması yayınlandı. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalar alındı. Dapagliflozin ve plasebo'ya randomize edildi. Yaklaşık yarısı diyabetik, yarısı non-diyabetikti. Beklenildiği üzere sürpriz olmadı, çünkü önceki çalışmalardan da biliyoruz. Kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış, ki biz bu yatışları çok önemli görüyoruz. Az önce söyledim size, bunları azaltmak çok önemli. Ve kardiyovasküler ölümde %26'lık bir azalma yaptı dapagliflozin. Ayrı ayrı baktığımızda da mesela kalp yetersizliğine bağlı yatışları %30, kardiyovasküler ölümleri bunda P değeri vermemekle beraber grubun içinde anlamlı bulundu. Kardiyovasküler nedenli ölümlerde yine %18'lik bir azalma yaptı. Hemen ardından Emperor Reduces, yani empagliflozin çalışması yapıldı. Popülasyonlarında farklılıklar var, ama bu da yarısı diyabetik, yarısı non-diyabetik. Aynı sonuçlar elde edildi. Aynı başarı elde edildi. Kalp yetersizliğine bağlı yatışlarda azalma oldu ve Emperor Reduce çalışmasında böbrek fonksiyonlarına da bu ilacın kalp yetersizliği hastalarında faydalı olduğu gözüktü. Şöyle, ilk başta verilince ilk bir ay içinde bir GFR'de bir azalma oluyor. Yani tıpkı RAS blokörün etkisi gibi, ama zaman içinde böbreğe daha iyi bir duruma getirebiliyor. O yüzden de bizim, yani bizim gibi kalp yetersizliği uğraşanların böbreğin faydası olan bir yatışı azaltan bir ilaç, o yüzden çok değerli. Ve ben hep şey düşünmüştüm, böbrek dostu olmayan bir ilacın kalp dostu olması mümkün değildir. O yüzden de biz bu ilacı çok seviyoruz. Bunların iki çalışmanın bir meta analizi yayınlandı. Toplamda bakıldığında yatışların dışında kardiyovasküler ölümü ve tüm nedenlere bağlı ölümü ve böbrek fonksiyonlarındaki bozulmada anlamlı düzelmeler, istesinde anlamlı düzelme sağlıyor bir meta analiz sonucu. Devam eden çalışmalar var, ama şunu özellikle vurgulayacağım. SGLT2 inhibitörleri hastalar %80'i RAS blokeri alırken, %95'i beta blokeri alırken, MRA %70 alırken, ki normal Türkiye'de %30-%40 MRA kullanımı, %18 ARNI alırken bu faydayı sağladı. O yüzden de kılavuzlara giriyor. Çok yakın, 3 hafta falan oldu yanılmıyorsam. Amerika 2021 update'ini yaptı. ARNI ve ivabradin ile ilgili bir şeyler söyledi. Şu en aşağıda bakın, diyor ki EFS'i 40'ın altında diyabetik veya non-diyabetik
FKS 2 ile 4 arasında olan kalp yetersiz hastalarının mevcut tedavi eklenmesi önerilir dedi. Önerilirken de şöyle bir algoritma yaptı. Yani ARNI'yi alıyor, beta blokörü de alıyor, FKS'ı hala 2, MRI'yi ekliyorsunuz, bakın kriterlerini, GFRS 30'un altında olmasın. Ve SGLT2 inhibitörünü ekleyin dediler. Şöyle dediler ki SGLT'yi büyüttüm burayı. Dapagliflozin için ve empagliflozin için dikkat edecek hususlar var dedi. Şöyle açıkladılar. Dapagliflozinin DAPA-HF çalışmasında GFRS'i 30'un üzerinde olan hastalar alındı. Yani 30'un altı alınmadı. O yüzden siz kalp yetersizliği olan bir hastaya SGLT2 vereceksiniz diyabetten bağımsız. Dapagliflozin vereceksiniz. GFRS'in 30'un üzerinde olması gerekiyor. Ama empagliflozin verecekseniz Emperor çalışması GFR 20'nin altında olanları aldılar. Dolayısıyla diyorlar ki eğer EMPA verecekseniz 20'nin üzerinde yani 30 ile 20 arasında EMPA'yı kalp yetersizliğinde verebilirsiniz dediler. Ama diyabetik hastalardaki durum farklı tabii. Onu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ben bunu niçin gösterdim? Biz yine çalışma grubu olarak SGLT2 inhibitörleri ile ilgili arşivde 2020'nin sonunda bir supplement yayınladık ve aynı şekilde SGLT2'leri kendi kılavuzumuza yerleştirmiştik. Değerli meslektaşlarım, son slaytlarım, kalp yetersizliği tedavisi bugün için dört yapraklı yoncaya benzetiliyor. Beta blokörü ve MRI'yi biliyorsunuz, ARNI, ACE-ARB'nin yerine geçmiştir. İnanın şu anda eğer bu geri ödeme ve fiyat problemi olmasa hastaların neredeyse %90'ı ARNI kullanacaktır. ARNI şarttır. SGLT2 inhibitörleri de artık dört yapraklı yoncanın son yaprağı olarak tedaviye girmiştir. Sorularla isterseniz nasıl kullanacağımızı görebiliriz. Hocam vaktimiz var mı? Diüretikleri başka zaman da şey yapabilirim. Var hocam. Şey yapabiliriz, devam edebiliriz. Çok nasıl isterseniz diüretiklerden bahsedeyim. Şimdi şöyle, yani akılcı diüretik kullanımı aslında hakikaten kendi başına bir durum ama bazı basic noktaları hatırlatmak isterim sizlere. Şimdi bu furosemid iki dozda verilmelidir ve aç verilmelidir. Eminimi gerçekten çok düşüktür. Eğer tok karnı verirseniz fayda etmeyebilir. Mesela digoksin de öyledir. Digoksin de aç verilmesi gereken bir ilaçtır. Günlük maksimal dozu 600 mg diye geçer ama birçok literatürde 2000 mg'a kadar kullanıldığını biliyoruz. Torasemit'i çok tercih ediyoruz. İki katı kadar daha güçlü ama hani emilimi o kadar iyi ki oral anlamda klinik faydası çok daha yüksek olarak görülüyor. Bu metanit yaklaşık ne kadar diyeyim mesela 1 mg 40 mg yani 40 katı kadar yine etkili bir ilaç grubu. Biz torasemiti çok sık kullanıyoruz değerli meslektaşlarım. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde olan bir torasemit var. Düşük doz torasemit. İsmini vermeyeceğim. Şimdi bu ürün tabii ki torasemit, tabii ki emiliyor, tabii ki diüretik etkisi var ama yanındaki tuzu farklıdır. Yani bizim yurt dışından getirdiğimiz, şu anda da bir firma getirdi bunu Türkiye'ye, ruhsatını aldı, yakında Türkiye'de olacak, yurt dışından kullanmayacağız. Farklı tuzu vardır ve uzun etkilidir ve antihipertansif olarak geçmektedir. Yani siz şimdi torasemit 200 mg'ını verirsiniz, adamın tansiyonu düşmez, güzelce idrarını çıkartır. Ama 5 ila 10 mg öbür torasemiti verirsiniz, tam idrar çıkışında bir miktar artış olur. Sonuçta 5 ila 10 mg torasemit işte yaklaşık en fazla 40 mg furosemide karşılık gelecek. Halbuki biz zaten günde 200-250 mg furosemide kullandığımız hastalarda torasemide geçiyoruz. Ve belirgin hipotansiyon yapıyor. Az önce söyledim ya, bazı da hipotansiyon çok meyillidir. Bunu tiazitle furosemide benziyor. Mesela furosemid çok potent diüretiktir ama iyi bir hipertansif değildir. Tiazit az çıkarır ama hem daha çok hiponatremi yapar hem de kan basını daha çok düşürür. Torasemidin de bu ülkemizdeki düşük formu şeydir. Yanındaki tuzu nedeni uzun etkilidir. 24 saat etkilidir ve daha çok antihipertansif özelliği vardır. Hastaneye yatınca önceki aldığı dozun genellikle 2,5 katını IV olarak veririz. Bunlar genel bilgilerinizdir. Bunları geçeyim. Şimdi beklerken hocam biz kilo takibini önemsiyoruz ama bizim rotasyona gelen arkadaşlarımız da gördü. Acilden gelip de bize yatan hastalar için ben daha sonunda takılmayanını görmedim. Çok sık ürünler enfeksiyon oluyor. Prezervatif sonunda denen bir şey var. Ördeğe biriktirebilir. Hastanın konjesyonunu gidiyoruz. Bu sefer idrar yolu enfeksiyonuyla uğraşıyoruz. O yüzden
kilo takibi güzel bir şeydir. İyi tartılarınız varsa AÇT tabii ki yapın ama sonda siz yapmaya çağırmak lazım. Şimdi hastayı kuruttunuz IV dozu. En düşük IV dozda tuttuğun, muhafaza ettiğin doza kadar geliyorsun. Sonra oral doza geçeceksin. Yani mesela 2 çarpı 2 IV, yani ne oluyor? 4, 20, 80 mesela, bunun 2 katı orale geçeceğiz. 160 mg yine bölünmüş 2 dozda vereceğiz. Ve bununla nasıl gittiğini görmemiz gerekiyor. Yine dediğim gibi hastayı çok tuzsuz bırakırsanız diüretik etkiden de biraz mahsur kalıyorsunuz. Ardışık nefron blokajını İhsan Hocam biz çok önemsiyoruz. Evet. Burada bildiğimiz etken maddeler var. Bu ardışık nefron blokajı biliyorsunuz loop diüretikleri uzun süre kullanılınca bu distal tübüler bir hipertrofi oluyor ve bir kırılma fenomeni oluşuyor. Birçok başka mekanizma da açıklanabilir ama biz tiazitleri, potasyum tutucuları ve karbonik aniraz inhibitörü, asetözol hastaya göre seçiyoruz. Mesela GFR'si 30'un altında değilse tiazitleri seçiyoruz. Bir elektrot imbalansı da takip edebiliyorsak. 200 mg'a kadar hidroklorotiazit çıkılabiliyor. Türkiye'de biliyorsunuz spironolaktonla beraber forma olduğu için avantajlı. Metolazonu da biz kullanıyoruz. Yurt dışından getiriyoruz. İnanılmaz potent. İnanılmaz potent. Yani benim ilk tecrübemde 5 mg vermiştim. Üçüncü günde 10 litre çıkarttı. Hemen müdahale ettik tabii. Ve tiazitlerle ilgili değerli meslektaşlarım yeni çalışmalar geliyor. GFR 30'un altında da bir loop diüretikle beraber verilen tiazitin böbreği bozmadan diürezi arttırdığına dair veriler gelmeye başladı. Muhtemelen bu da değişecektir. Çünkü çok zor bir hastalıkla uğraşılıyor. Aldosteron antagonistlerinde hastalar da şöyle bir hata yapıyor. Mesela diyor, idrar söktürücü kullanıyor musun diyorum. Aldaktonu gösteriyor. Aldakton idrar söktürücü grubuna girmiyor aslında. Rast bırakılır. 150 ila 200 mg'da diüretik etkisi başlar. Hepinizin bildiği gibi işte sirozda ya da mesela triglisterit yetmezliği nedeniyle sağ yetmezliği çok fazla karaciğer üzerinden sıkıntı yaşıyor. Bunları bu dozlara çıkmak inanılmaz etkili oluyor. Diüretik dozu da ancak buralarda başlıyor. Onu bilin. Bir de biz asetazolatin zamiti burada çok kullanıyoruz. SGLT2 de buraya giriyor. Diazomit diye preparatı var. Yaklaşık 5-6 liralık bir fiyatı vardı. 250 mg'lık tableti var. Alkalen bir diürez sağlıyor. Proksimal tübülüse etki eden nadir ilaçlardan. Biz sıklıkla veriyoruz. Günde 500 mg'a kadar çıkıyoruz. Bazen gün aşırı veriyoruz. Bazen her gün. Ayaktan yakın takiple verilebiliyor. Bizim 7-8 hastamız var. Düzenli gelen kullanıyorlar. Hipokloremik metabolik asitoz riski var ama ben bir hastamda oldu ve çok düşkün bir hastaydı. Bir tek o hastada gördük. Sonra toparladı. Dikkatli olmak lazım ama bununla ilgili yurt dışında IV formları 500'ler 1000 mg'lık formları deneniyor dirençli konjesyonda. Olumlu geleceği düşünülüyor. Değerli meslektaşlarım biz hipertonik salini loop diüretikle beraber kalp yetersizliğinde sık kullanıyoruz. Kılavuzlarda endikasyonla verilmiyor ama birçok çalışmada ve expert konsensüs raporlarında yeri geçiyor. Çünkü neden? Bir sıvı artışı değil de kalp yetersizliğinde bir sıvının yer değişimi söz konusu. Vasküler alana siz hipertonik bir sıvı verince interstisi 3. alandaki sıvıyı vasküler kompartmana çekiyorsunuz. Kısa etkili bir şey bu. Ve barorefleks aracılığıyla sistemik vasküler direnç azalıyor. Ön yük hafif artıyor, art yük belirgin bir azalıyor ve kardiyak ağıt ve renal kan akımı artıyor. Bunlar deneysel olarak ispatlanmış. Hem insan hem hayvan deneylerinde. Ve tubuluslara furosemidin ulaşımı ve konsantrasyonu belirgin artıyor. Vasküler volümdeki hızlı ekspansiyon peritübüler onkotik basıncı azaltırken hidrolitik basıncı artıyor ve proksimal sodyum reabsorpsiyonu azalıyor. Ve biz bariz bir şekilde sodyum değeri 140'ın altında olan hastalarda kullanıyoruz. 125'in altında bazen Tolvaptan da giriyoruz ama hipertonik saline mi, Tolvaptan'a mı cevap vereceğini önceden kestirmek zor. Ben bunu nefrologlarla da tartıştık. Ön kestirim zor. İkisinde deniyoruz hangisine iyi cevap verirse. Nasıl uyguluyoruz? Şimdi genellikle 150 cc şeyin içinde bunun klinik yararıyla ilgili çalışmalar var burada. Şöyle
Sodyumu 125'in altındaysa %4.6'lık. 126 ile %135'in arasındaysa %3.5'luk. 135'in üzerindeyse %1.4 ila 2.4'lük. Şimdi bu şart değil ama hani bununla ilgili tavsiye var. Bildiğiniz üzere hastanemizde %3'lük var. Biz %3'lükle gidiyoruz. 150 cc hipertoniğin içine hastanın zaten daha önceden aldığı lasix dozuna göre ayarlayıp 250 ila 1000 mg'ı ikiye bölünen dozlarda veriyoruz. 20 dakika veren de var, 50 dakikada veren var. Biz genellikle 30-45 dakikada hızlı infüzyon veriyoruz. Çok ciddi diürezi artışı sağladığımız, günde 4-5 litre yaptığımız bolca hasta var. Zaten buna da cevap vermeyince UF'ye gidiyoruz. Biz yüksek lisastan beri hastalara asitle giden ağırlıklı hastalarda periton UF'yi uyguluyoruz. Burada biraz daha zayıfladı. Mesafeden dolayı yüksek lisansa daha yakın yapıyoruz. Mesela bu İzmir'den bana gönderilen bir kadıncağızdı. Sık dekompanze oluyor ve bu asitten dolayı devamlı diüretik dozu artıyor ama bir türlü hipotansiyon böbrek fonksiyonları bozuluyordu. Bu iki buçuk hafta sonraki resmi, 2,5 hafta içinde kendisi periton UF'yi çok rahat yapabiliyor. Diüretik dozları azaldı. Kan basıncı toparladı. Tabii burada venlere yapılan bası da kalkıyor. Onun etkisi de var. Böbrek fonksiyonları da daha toparladı. Yani sonuçta çok yönlü bir yaklaşım gerekiyor ama son slaytım değerli hocam. Şuna bakın. Şimdi kalp yetersiz hastası size geldi. İlaç yazdırmak için de gelebilir ya da bir sıkıntısıyla. Son bir sene içinde iki veya üzerinde yatışı ya da acile başvurusu varsa bu hastayı lütfen bir ileri bakış açısını bir yere göndermek gerekiyor. Renal fonksiyonlar progresif bozuluyorsa, küle kaybı, kardiyak kas eksikliğe gidiyorsa, biz mesela kalp yetersiz hastalara çok zayıflı demeyiz biliyor musunuz? Yani hep bilinenin aksine zaten bir obezite paradoksu vardır kalp yetersizliğinde. Tabii ki morbid obezite istemiyoruz ama overweight olanlarda çok fazla vermiyoruz. Kilo almamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kardiyak kas eksikliğe de gidebiliyor bir anda. Onunla ilgili de birçok veri var. O ACE ya da beta blokörü intolere edemiyorsa, tansiyonu düşüyor, renal, bunlar artık kötüye gidiyor. Bunlar belki asistivasis için aday olabilir. Gözden kaçırılması, tansiyonu hep düşük gidiyor. Hasta evde bile artık semptomları belirgin artmış. Ya da çok yüksek diüretik ihtiyacı oluyor. Sık ICD şoklamaları oluyor. Bu hastaları sevk etmekte fayda var. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Soruları alabiliriz.